Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, possessive article im nominative. Hazırsanız dersimiz başlasın. Possessive article'den ne anlamalıyız? Possessive article arkadaşlar, aidiyetle ilgili. Yani benim, senin, onun anlamına gelen bir durum. Bunu nominatiflikte, yani yalın halde inceliyor olacağız. Tabii benim, senin, onun derken söz gelimi burada dersimizde aile konusuyla beraber bunu görüyor olacağız. Benim babam, senin baban şeklinde bunları görüyor olacağız. Öncelikle bir tabloya bir bakalım. Hatırlayacak olursanız mavi neyle renklendirilmişti? Daha doğrusu isimlendirilmişti. Der artikeliyle. Das yeşil rengiyle, öyle değil mi? Die ise kırmızı, yani tekil haldeyken kırmızı. Çoğullarda ne oluyordu? Sarı şeklinde yorumlanıyordu, değil mi? Bu renkleri, bu renk kodları arkadaşlar, uluslararası renk kodları. Dolayısıyla bununla beraber, bu şekilde, bu artikellerle beraber bunu renklendirirsek işin içerisine görsel hafızayı da sokmuş oluruz. Şimdi der ve das artikeline baktığımızda arkadaşlar, bunlar aynı şekilde, aynı kapsamda inceleniyor. Yani benim diyecek olursam mein olarak, yani ich mein şeklinde yorumlanmış oluyor. Du, yani sen, senin diyecek olursak dein demiş oluyoruz. Demek ki benim derken ich mein diyeceğim. Senin derken, yani du durumunda senin derken dein demem gerekiyor. Er ya da es için, yani üçüncü tekilde er ya da es için onun, sein şeklinde yorumlanmış oluyor. Sie, bu bir kadın ise, değil mi? Onun diyecek olursak ihr şeklinde yorumlanmış oluyor. Demek ki benim derken mein, senin derken dein, er ya da es kişileri için, değil mi? Tabii buradaki es kişisi ne olabilir? Das'la ilgili bir durum, söz gelimi das Kind diyelim, değil mi? Onun diyecek olursak demek ki sein demiş oluyoruz. Sie, bu bir kadın. Dolayısıyla onun diyecek olursak ihr demiş oluyoruz. Tabii bunların hepsi der ve das kapsamında düşünülmeli. Wir, yani biz, bizim diyecek olursak ne olacakmış arkadaşlar? Unser, değil mi? Ihr, yani ikinci çoğul, karşımdaki bir grup insanı kastediyorsam, değil mi? Ihr diyoruz. Dolayısıyla sizin diyecek olursak euer dememiz gerekiyor. Sie, bakın ilk harfi sie, nezaket formu, değil mi? Sie ne oluyormuş? Ihr ya da onlar derken üçüncü çoğul, o da gene ihr şeklinde yorumlanıyormuş, değil mi? Yani onların demiş oluyoruz. Burayı şöyle bir tekrarlayalım. Demek ki bizim derken unser demiş oluyoruz. İkinci çoğulda sizin diyeceğiz. Euer, nezaket formunda ihr, sizin demiş oluyoruz. Ya da onların derken ne diyecekmişiz? Ihr diyecekmişiz. Dolayısıyla bunların tamamı arkadaşlar der ve das kapsamında. Şimdi tabi der ve das kapsamında neyi kastediyoruz? Bunları zaten ayrıntılı şekilde örneklerle pekiştiriyor olacağız. Bir de die'ye bakalım arkadaşlar. Die baktığımızda ne oluyor? Aslında çok basit bir farklılık var burada. Ya da bir eklenti var. Neymiş o? Bakın, ich mein iken der ve das için, die de ne olmuş arkadaşlar? Meine. Dolayısıyla sonuna ne gelmiş? E'ye gelmiş. Benim dediğimde meine demiş oluyoruz, değil mi? Du'ya baktığımızda der ve das için ne dedik? Dein dedik. Ancak die artikelini gerektirdiğinde söz gelimi die Mutter olsun, benim annem diyeceğiz. Dolayısıyla düzeltiyorum, senin annen diyeceğiz. Ne olacak bu? Deine Mutter. Ancak benim annem deseydik ne diyecektik? Meine Mutter diyecektik, öyle değil mi? Er ve es için, evet, eğer bu bir erkekse ya da es az önceki örnekten, değil mi? Das Kind diyecek olursak, es kapsamında değerlendirecek olursak der ve das da ne oluyormuş? Sein. Die de ise ne olacakmış arkadaşlar? Seine olacakmış, değil mi? Aslında aradaki farkı çok ufak bir nüans farklılığı var. O da ne? E geliyor. Peki Sie de ne oluyor? Sie de, değil mi, bir kadın kastediliyorsa
onun derken ihr, die'ye baktığımızda ihre, söz gelimi bir kadının annesi diyecek olursak onun annesi deriz, değil mi güzel Türkçe'de? Dolayısıyla ihre Mutter dememiz gerekir, öyle değil mi? Peki wir için baktığımızda der, das da ne dedik? Unser dedik, yani bizim, değil mi? Unser. Peki die'ye baktığımızda bizim, anne örneğinden gidelim. Bizim annemiz, o zaman ne olacak bu? Unsere Mutter şeklinde yorumlanacak. Ihr, değil mi? Bir grup insan karşımda. Bakın burada kırmızıyla işaretledim. Ne olmuş? Buradaki e düşmüş arkadaşlar. Eure olmuş. Gene sonuna e gelmiş. Ancak buradaki e düşmüş. Eure demeye gerek yok. Dolayısıyla buradaki e düşüyor ve eure şeklinde yorumlanmış oluyor. Nezaket formu ihr, değil mi? Sie demek ki nezaket formunda ihr şeklinde yorumlanıyor. Onlar derken ne olacak arkadaşlar? Ihr olacak. Die'de de ne olacak demek ki? Ufak bir farklılıkla sonuna e gelecek. Ihre demiş olacağız. Dilerseniz bu durumu arkadaşlar örneklerimizle pekiştirelim. İlk örneğimize bir bakalım arkadaşlar. Das ist mein Vater. Evet, bakın maviyle renklendirdik. Neden maviyle renklendirdik? Çünkü Vater artikeli der. Dolayısıyla der Vater benim babam diyeceğiz. Bu benim babam. Ne yapacağız o zaman? Das ist mein Vater cümlesini kuracağız, değil mi? Demek ki parantez içerisinde ich, yani bana ait, benim babam, bunu belirtmek maksadıyla, değil mi? Ne yapmam gerekiyor? Demek ki benim babam dememiz için ich ne oluyormuş arkadaşlar? Mein, değil mi? Benim. Benim babam derken demek ki bu benim babam, değil mi? Söz gelimi yanımdadır. Takdim ediyorum. Diyorum ki bu benim babam. Ne diyeceğim? Das ist mein Vater. Demek ki şöyle bir kullanım düşünülemez, değil mi? Olamaz. Das ist, bu işi buraya getirirsek böyle bir şey olamaz, değil mi? Aidiyet işin içerisine gireceği için demek ki mutlaka mein olarak yorumlanması gerekiyor. Peki bu senin babam deseydik, bu senin baban deseydik, du, değil mi? Ne yapacaktık o zaman? Ne olacakmış arkadaşlar? Du ne oluyormuş? Dein. Dolayısıyla bu senin baban derken das ist dein Vater dememiz gerekiyor, değil mi? Demek ki das ist dein Vater, bu senin baban. Demek ki artikeller de olduğunda ne oluyor? Demek ki mein, dein, değil mi? Bunu diğer kişilere de yorumlayabiliriz. Söz gelimi er ve e'si kastediyor olsaydık, değil mi? O halde o ne olacaktı? Das ist sein Vater. Söz gelimi bu sie, değil mi? Bir kadını kastediyor olsaydık ne olacaktı? Ihr şeklinde çeşitlendiriyor olacaktık, değil mi? Sonraki örneğimize bir bakalım arkadaşlar. Burada bakın kırmızıyla işaretlenmiş, değil mi? Dolayısıyla hangi artikeli kastetmiş oluyoruz? Die artikelini kastetmiş oluyoruz. Bu durumda ich demek ki ben, değil mi? Bana ait bir durum. Dolayısıyla bu benim annem dediğimizde ne diyeceğiz? Gene das ist meine Mutter. Bakın az evvel benim babam dediğimizde der Vater olduğundan dolayı mein Vater dedik. Ancak burada die Mutter, değil mi? Kuralımız neydi? Die artikelinde ne oluyordu? Possessif'in sonuna e geliyordu. Benim annem derken, bu benim annem derken das ist meine Mutter demem gerekiyor. Peki bu senin annen deseydik ne diyecektik? Yani sen neydi? Du. Ne olacaktı arkadaşlar? Du deine. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Das ist deine Mutter. Demek ki bu benim annem derken das ist meine Mutter. Bu senin annen derken das ist deine Mutter şeklinde yorumlanacaktı. Tabii bunu diğer kişilere de ne yapabiliriz? Uyarlayabiliriz. Yeter ki sonunda e olsun, değil mi? Demek ki meine Mutter, deine Mutter, değil mi? Bir erkeğe ait, değil mi? Onun annesi deseydik ne olacaktı? Seine Mutter. Bir kadının annesi deseydik, değil mi?
O sefer ne olacaktı? Sie ne olacaktı? Ihre, das ist ihre Mutter, bizim annemiz, unsere Mutter. Buraya baktığımızda ihr karşımızdaki bir grup insan değil mi? Das ist eure Mutter, değil mi? Söz gelimi karşımda iki ve daha fazla insan var, değil mi? Onların bir annesi var. Dolayısıyla das ist eure Mutter, bu sizin anneniz demiş olurduk, değil mi? Nezaket formunda olsaydı da ne olacaktı bu? Ihre Mutter ya da onların annesi ihre Mutter, değil mi? Diyecektik. Peki buraya bakalım arkadaşlar. Das ist mein Kind. Evet. Kind bakın çocuk demek arkadaşlar. Yeşille işaretlenmiş. Çocuk demek ki das Kind. Das Kind çocuk. Bu benim çocuğum dediğimde bakın eş ne olacak arkadaşlar? Tıpkı derde olduğu gibi mein şeklinde yorumlanacak. Bu benim çocuğum derken demek ki das ist mein Kind demem gerekiyor. Demek ki bu benim çocuğum derken das ist mein Kind. Peki du formunda yani sen derken bu senin çocuğun deseydik ne diyecektik o zaman? Das ist dein Kind. Demek ki bu senin çocuğun demiş olacaktık. Bunu ne yapardık? Diğer şeyleri de yorumlayabilirdik değil mi? Das ist sein Kind. Das ist ihr Kind. Değil mi? Bizim çocuğumuz derken das ist unser Kind. Değil mi? İkinci çoğulda das ist euer Kind. Nezaket formu. Değil mi? Ne olurdu o zaman? Das ist ihr Kind. Ya da onların çocuğu das ist ihr Kind şeklinde yorumlanacaktı. Öyle değil mi? Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Das ist mein Vater. Das ist mein Vater. Das ist dein Vater. Das ist dein Vater. Das ist meine Mutter. Das ist meine Mutter. Das ist deine Mutter. Das ist deine Mutter. Das ist mein Kind. Das ist mein Kind. Das ist dein Kind. Das ist dein Kind. Sonraki örneğimize bir bakalım arkadaşlar. Das ist ihr Sohn. Bakın burada sie büyük yazılmış. Dolayısıyla yani ilk harfi büyük yazılmış. Dolayısıyla neyi kastetmiş oluyoruz? Burada bir nezaket formu var. Öyle değil mi? Yani üçüncü çoğul ve sie değil mi? Aynı şekilde anılmış oluyor. Ne olacak? İyi olacak. Neden iyi olacak arkadaşlar? Çünkü der ve das kapsamına baktığımızda iyi olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Sohn ne demek? Oğul demek. Bu sizin oğlunuz derken demek ki das ist ihr Sohn dememiz gerekiyor. Burada bir nezaket formu olduğundan dolayı ne yapacağız? Demek ki cümle içerisinde bunu büyük yazmamız gerekiyor. Sıklıkla şunlar karıştırılabiliyor. Z'ler. Şimdi 3 tane Z var. 3. tekildeki Z burada bir kadını kastetmiş oluyoruz. Öyle değil mi? Orada ne oluyordu? İ şeklinde yorumlanıyordu. Nezaket formu olduğunda yani buradaki durum ne olacak? İ şeklinde yorumlanacak. 3. çoğul o da gene Z arkadaşlar. Bu sefer gene ne olacak? İ olarak anılıyor olacak değil mi? Bir sonraki örnekte de zaten bakın burada bir sonraki cümlede ihr şeklinde yorumlanmış. Dolayısıyla aradaki farkı anlamışsınızdır öyle değil mi? Burada demek ki nezaket formu das ist ihr Sohn bu sizin oğlunuz. Bakın burada da gene das ist ihr Sohn diyorum. Ancak bu sefer küçük yazılmış. Dolayısıyla ilk harfe ufak yazılmış. Dolayısıyla buradan kastetmiş olduğum onların oğlu. Dolayısıyla das ist ihr Sohn demiş oluyorum. Fark ettiyseniz arkadaşlar burada herhangi bir telaffuzda farklı bir şekilde söylenmiyor. Ihr Sohn ya da burada da gene ihr Sohn şeklinde söylenmiş oluyor. Sıklıkla şu sorular, şöyle bir soru gelebiliyor. Biz nereden anlayacağız bunun nezaket formu ya da onlar
olduğunu. Hani burada anlaşılıyor değil mi? Üçüncü tekilde anlaşılıyor. Peki burada nasıl anlaşılır bu? Eğer yazılı bir dilse bu ne olacak? Büyük ve küçük yazımdan değil mi? İlk harfi büyük küçük yazılıyorsa buradan zaten çıkartmış olacağız. Konuşma dilinde nasıl anlayacağız? Bu bir önceki cümle değil mi? Neyi kastediyorsa değil mi? Söz gelimi ben size oğlumu size gösteriyorum değil mi? Tanıtıyorum. Dolayısıyla ne diyeceğim? Tabii bu örneğe uygun düşmesi maksadıyla bu sizin oğlunuz dediğimde değil mi? Das ist ihr Sohn demem gerekiyor nezaket formu olduğunda. Ya da işte bu onların oğlu derken das ist ihr Sohn şeklinde göreceğiz. Yani o kontekstin içerisinde, o metnin içerisinde bunu irdeliyor olmamız gerekiyor. Evet, bu anlaşılmıştır diye umuyorum. Bir sonraki örneğimize geçelim arkadaşlar. Burada ne demiş? Das ist unsere Tochter. Bakın wir için arkadaşlar ne olacak? E alacak değil mi sonuna? Unser neydi? Bizim demekti der ve das için. Ancak die'de ne oluyordu arkadaşlar? Sonuna mutlaka e gelecek. Dolayısıyla bu bizim Tochter. Die Tochter, bakın burada bir kadın değil mi? Ne olabilir bu die Tochter? Kız, evlat anlamında arkadaşlar. Bu bizim kızımız deriz değil mi? Dolayısıyla wir ne olacak arkadaşlar? Unsere şeklinde yorumlanacak. Bu bizim kızımız derken demek ki das ist unsere Tochter dememiz gerekiyor. Peki bu ihr için olsaydı, bakın ihr ikinci çoğul değil mi? Bu sizin kızınız. Bu sefer ne olacaktı arkadaşlar? Dikkat! Das ist eure Tochter. Ancak dikkat edelim arkadaşlar. Bu der ve das bir durum olmuş olsaydı, söz gelimi bu sizin oğlunuz demiş olsaydık değil mi? Das ist euer Sohn diyecektik değil mi? Ancak die olduğunda ne oluyor? Demek ki buradaki e düşmüş oluyor ve ne oluyor? Sonlandırıcı e girmiş oluyor değil mi? Dolayısıyla bu sizin kızınız derken değil mi? Ve buradaki tabii sizin derken ne demiş oluyorum? İkinci çoğul kastedilmiş oluyor. Yani ihr. Dolayısıyla das ist eure Tochter. Bu sizin kızınız demiş oluyoruz. Sonraki örneğe bakalım. Bakın sonraki örnek sarıyla işaretlenmiş. Gene die ancak çoğul değil mi? Çoğul olduğunda ne oluyor? Çoğul olduğunda bir defa arkadaşlar ist yani olmak fiili değil mi? Sein ne olmuş? Ist sind olmuş değil mi? Dolayısıyla das sind şeklinde gitmem gerekiyor değil mi? Das sind bakın er yani burada bir erkek söz konusu. Bu die Eltern arkadaşlar die Eltern ebeveyn demek. Bu onun anne babası diyecek olursak tabii onun bir erkeğin değil mi? Bu onun anne babası dediğimizde das sind seine Eltern dediğimde demek ki bu onun anne babası demiş oluyoruz. Bu sefer ne oluyor arkadaşlar? Gene die kapsamında değerlendirmem gerekiyor. Die yani çoğul die öyle değil mi? Das sind seine Eltern diyorum. Wir için baktığımızda arkadaşlar bizim diyeceğiz. Bunlar bizim ebeveynimiz değil mi? Ya da bunlar bizim anne babamız dediğimizde ne diyeceğiz? Das sind unsere Eltern diyeceğiz. Bakın burada demek ki tıpkı tekilde olduğu gibi çoğulda da ne oluyor? Sonlandırıcı e girmiş oluyor devreye değil mi? Das sind seine Eltern. Bu onun değil mi? Bir erkeğin anne babası. Das sind seine Eltern. Bunlar bizim anne babamız derken wir demek ki ne olacakmış? Das sind unsere Eltern diyecekmişiz değil mi arkadaşlar? Dilerseniz şöyle bir tekrar edelim burayı. Demek ki ben ne yapıyormuşum? Der ve das için benim diyeceksem ne diyecekmişim? Mein diyecekmişim değil mi? Ancak die artikeli söz konusuysa ne olacakmış bu? Mein olacakmış. Du için ne olacakmış demek ki senin dediğimde ve der das artikeli geçerli ise dein diyecekmişiz.
Ancak die, tekil ya da çoğul durumlarında ne olacak? Deine şeklinde yorumlanacak, değil mi? Demek ki mein, meine, dein, deine. Öyle değil mi? Eğer es için sein, die artikelinde ise seine. Demek ki kadınlarda da ihr, der, das da. Ancak die'de ne olacakmış? Ihre. Bizim derken unser, die artikelinde unsere. Ihr, ikinci çoğulda euer. Die artikeli için söz konusu olduğunda, değil mi? Die artikeli söz konusu olduğunda. Eure nezaket formu ya da onlar derken der, das artikelinde ihr kullanılırken die artikelinde de ihre demem gerekiyormuş. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Das ist ihr Sohn. Das ist ihr Sohn. Das ist unsere Tochter. Das ist unsere Tochter. Das ist eure Tochter. Das ist eure Tochter. Das sind seine Eltern. Das sind seine Eltern. Das sind unsere Eltern. Das sind unsere Eltern. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde posesif artikel im nominatif konusunu görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.